Ceren Şengör ne diyor? Çevik bir, ben 22 Şubat'ta anayasa ve MGK'nın kararlarını uyguladım arkadaşlar diyor. Yani gerekeni yaptım. Eğer bunu yapmasam ben suçlu durumda olurdum. Sizce Çelik bir haklı mı? Görevini yaptı, darbe mi yaptı? Ben görevini yaptığı kanaatindeyim. İki açıdan bakılırsa görevini yaptığı kanaatindeyim. Bir kere bizim anayasamızda orduya verilmiş memleketi koruma, kollama görevi vardır. Dolayısıyla asker düşman dışarıda mıdır, içeride midir, kadın mıdır, erkek midir diye bakmaz. Düşmanı gördüğü zaman harekete geçer. Fakat denilir ki ama efendim askerin de bir başkomutanı vardır. Askerin de bir hükümeti vardır. Bu kararlar askerin kararı değildir. Hükümet karar alır, askere emir verir, asker harekete geçer. Sorun şurada kaynaklanıyor Türkiye'de. Kimse işini yapmıyor. Eğer herkes işini gerçekten yapsa bir grubun diğer grubun işine müdahale etme gereği ortadan kalkacak. Hükümet yani, işini yapmadığı için ya millet olarak rahat yaşamak istiyoruz, modern yaşamak istiyoruz, emin yaşamak istiyoruz, paramız olsun istiyoruz, dünyaya entegre olmak, onun bir parçası olmak istiyoruz. Eğer hükümetin yaptıkları bizi bunlardan geriye doğru çekmeye başlamışsa, bu halkta bir rahatsızlık yaratmışsa, nereden bileceğiz rahatsızlık yarattığını? Basına bakacağız. Nereden bileceğiz rahatsızlık yarattığını? Yargıya bakacağız. Nereden bileceğiz rahatsızlık yarattığını? Üniversitelere bakacağız. Hatta bazen çok ileri giderse sokaklara bakacağız, değil mi? Şimdi bütün buralardan ortak bir mesaj geldiği zaman milletin koruyucusu durumda olan ordu bir dakika diyor. Benim bir görevim var diyor. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Adam görevini yapıyor. Hiçbir asker. Bunda yetiştirilmesine bakarsanız tabii kendini görev addediyor. Yani olayın özü 27 Mayıs, ondan sonra harp okulunun yetiştirilme tarzı. Celal Bey ne dedi? Ordu milleti mi koruyor bir şey dedi. Koruma kollama görevi. Allah Allah ya. Nasıl ordu milleti koruyor? Bu kadar profesör varsınız. Öğretmen, bilim adamları varsınız. Siz niye korumuyorsunuz devleti? Ne kadar güzel. Sizde bir silah yok kardeşim. Bırakın bunları ya. Hayır, Allah'ını severseniz. Bizde ordunun bir de bu safsatayı getiriyorlar. Ordu cumhuriyeti kurdu. Hayda. Ordu cumhuriyeti kollayacak. Her bölüm, her meslek, her ülkede itibarını ve gücünü arttırmak ister. Ordu, ruhban sınıfı. Bugün ruhban sınıfının arttırılmasını görüyoruz. Ruhban sınıfı dediğim, işte bu imamlar, müezzinler, vaazlar, ilahiyat profesörleri. Bunlar güçlerini geliştirmek istiyorlar. Gazeteciler geliştirmek isterler. Diş doktorları geliştirmek isterler. Yani ülke yaşamında belli gruplar etkinliklerini arttırıp maddi manevi daha fazla pay almak isterler. O dönemde korktunuz mu Besim Timur? Şimdi yok, ben o zaman hiç korkmadım. Çok sevindim. Çünkü benim perspektifim başkaydı. Ben o zaman politikadaydım ve bakıyordum. Bir kere ben açık söyleyeyim. Refah Partisi'nin ideolojisi Ecevit'e çok benziyordu. Yani Batı düşmanlığı, devletleştirme, hatta kabotaj kanununa biz karşı çıktığımızda ya kabotaj sayesinde Cumhuriyet millileştirmiştir gibi böyle. Erbakan'ın bir Adil Düzen diye bir kitabı vardır. Alın onu, evet, okuyun, gülersiniz yani. Benim düşüncem bu akımın Tansu Çiller ve Erbakan'ın koalisyonunun bir aşı gibi olacağıydı. Aşı nedir? Mikrobu verirsin biraz, vücut ona alışır. Yani toplum buna alışacaktı. Bu koalisyon bir iki sene içinde bir görev yapacaktı. Kendine gidecek. Zaman içinde gelişecekti, zayıflayacaktı. O şeyden de söyleyeyim size. Zaten Türkiye'nin rezilliği, benim burada net olarak söyleyeyim, benim Türk halkına karşı fazla bir saygım yoktur. Bunu sevgili halkımız çok iyi bilsin. Niçin yoktur? 27 Mayıs sonrası yoktur. Niye? 27 Mayıs dünya tarihinin en büyük alçaklığıdır. Bakın, tarihi çok iyi bilen biri olarak söylüyorum. Roma'dan, Cengiz Han'dan bilmem neye kadar getirin. Dünyanın hiçbir döneminde bile bile bu kadar değerli hizmet vermiş insanlar alçakça iftiralarla işkenceden geçirilip öldürülmediler. Sonraki 20 sene hala beyin yıkandı bunların doğru yaptığına dair. Burada medya da var. 60 sonrası medya var. Hele bir tanesi vardı, ismini de ya bunlar bilmiyorum, öyle yetiştirildi ki harp okulunda bunları nasıl yetiştiriyorlar biliyor musunuz? Bunlar kahraman.
Ama bunlar bizim çocuklarımız ya. Harp okuluna girenler normal üniversiteye giremeyenlerdir. Ben size şey vereyim. 63'te ben üniversiteye girerken üniversiteyi kazanamayanlar harp okuluna gitti benim arkadaşlardan. Bunlar niye yetiştiriliyorlar? Ellerinde silah var. Benim vergimle, dikkat et. Ben iş adamıyım. Milyarlarca dolar vergi ödedim. Benim vergimle verdiğim silahla, benim vergimle verdiğim üniformayla, onun eğitimini de ben finanse ediyorum. Çıkıyor ortaya. Ülke kötüye gidiyor, el koyuyor. Sen kimsin be? Ülke kötüye gidiyor, karar verecek. Sen kimsin? Sen görevini yapacaksın. Görevin ülkeyi emir komuta altında düşmana karşı korumaktır. E ama düşman sen da kimsin onlar, ki içeride işte düşman var diye el koyuyorsun. Düşman var diyor. Bırak, da... bırak bu, sen kimsin kardeşim? Bunu takdir etme yetkisini sana kim verdi? Tekrar söylüyorum. Anayasa verdi. Anayasa yok öyle. Koruma kollama verdi. Görevi var. Anayasada o koruma kollama tamamen hükümetin emri altındaki bir krize karşı konmuş maddedir. Tabii bu maddeler ayıklanmalı. Yani, ama bak, çok saçmalık bu. Yani sırmalık. Yani, Demokrat Parti'nin yaptığı şimdi hatalar böyle bir alçak darbeye sebebiyet verir mi kardeşim? Bir dakika. Ben bir kere darbeye alçak demiyorum. Şimdi burada küfretmeden konuşalım Besim Bey. Ben bak küfür lisanda niye var biliyor musun? İhtiyaç olduğu için var. Muhakkak. Ben burada tam ama küfür etsem, yerim. Ben burada tam istediğim gibi konuşsam bu kanalı kapatırlar. Aman. Ben alçak diyorsam, evet. Bak alçak diyorsam çok hafif söylüyorum. Ben o kanaatte değilim. Olabilir. Tabii. Ben o kanaatte değilim. Tabii. Ben o kanaatte olmamamın, benim o kanaatte olmamın sebebi de biliyorsunuz. Ama şarttı diyorsun. Ve ondan sonra yapılan anayasanın kalitesi, bir de şunu söylemek lazım. Asker ne zaman darbe yapmışsa Türkiye'de hemen arkasından idareyi sivile devretmiş. Asker meraklı değil bu memleketi yönetmeye. Nasıl devretmiş? Her şeyi alarak devretmiş. Hitler'i alarak. 20, bakın 61 anayasası. Şimdi Celal Hoca sen bilimsel araştırmalarınla meşgul ol diye tavsiye mektubu yazacağım sana. Hayır benim bilimsel şöhretim yok. Ama hakikaten bilimsel araştırmaların tamam da politik olarak bugün 27 Mayıs'ı müdafaa edebilmek için bilgilerinin inputlarının tek yönlü olması gerekiyor ki öyle zannediyorum. Değil, ben çünkü dediğim gibi ben Köprülü'ye meraklı bir adamım. Köprülü'ye meraklı olan Parti'yi de okudum. Köprülü bir bilim adamıydı. Evet. Allah'tan Köprülü gitti, yerine Fatih Nuşlu Zorlu gibi Türk tarihinin en büyük dışişleri bakanı geldi. Türk milleti... Orada da ayrı fikirdeyiz. Şimdi bir adam. Yani saygıyla korku arası. Bir dakika, ben Besim Bey'e hemen bu sadece bu konuda bir cevap vereyim. Ben bugün dahi bir general beni aradığı zaman telefonda ayağa kalkarım. Yapma hiç kardeşim. Bir korkum bırak yok. Allah'ını seversen ya. Bırak Allah'ını seversen. Bir hiç general aradığı zaman telefona niye ayağa kalktın? Sebebi gayet basit. Nedir? Bakın. Komutanım bir soru soruldu. Evet. Nezaketini hiç bozmadan. Tamam bir şey demiyorum ama. Ama müsaade eder misiniz? Evet. Sırayla konuşalım. Tamam konuş. Teşekkür ederim. Tamam. Tamam konuş. Komutanım hiç nezaketini bozmadan. Fevkalade güzel. Cümlede teklemeden. Düşüncelerini izah etti. Bu nedendir biliyor musunuz? Eğitimin kalitesindendir. Beğenmediğiniz harp okulunun eğitimin kalitesidir. Üniversitelere giremeyen harp okuluna giriyordu. Evet, bu doğru benim değil. Benim zamanımda öyleydi. Bu doğru. Sizin zamanınız beni kardeşim, ilgilendirmiyor. Besim Bey ben konuşuyorum. Bak. Tamam konuş. Bağırmadan konuş. Siz de kesmeyin. Bağırma. Eğer keserseniz tamam, müdahale etmek kesmiyorum zorunda kalırım. Tamam. Bağırmana gerek yok. Duyuyorum seni. O zaman kesmeyin. Tamam. Harp okulu Hava Harp Okulu 60 bin müracaattan sadece 250 kişi seçtiydi. Bu gelen çocukları ben tanıyorum. Neden tanıyorum? Onlara konferans verdim, ders verdim. Eşim onlara ders verdi. Ben üniversite hocasıyım. Bu çocukların hepsi bizim üniversitelerimizden çok daha kaliteli öğrenci barındırıyorlar. Daha ileriye gideyim. Ama darbe yapmaları için bir sebep değil. Şimdi yani, ben burada söylenenleri yalnız doğru olmadığını ifade etmek zorundayım. Caltech'ten Profesör Hohnum geldi. Dedi ki ben harp okulu öğrencileriyle konuşmak istiyorum dedi. Peki dedik. Şimdi hapiste olan İsmail Taş generalim, o zaman alay komutanı. Ben de Hohnum'u tanıyan bir öğretim üyesiyim. Taş generalim ayarladı. Arkasından gidiyorduk, siz gelmeyin dedi Hohnum. Çocuklar dedi, konuşamaz rahat dedi. İki saat sonra geldi. Bu çocuklardan herhangi birini dedi. Biz kaliteyi alırız. Bakın biz teknik üniversite olarak bir kişi sokmak için yırtınıyoruz. Adam diyor ki herhangi birini siz seçin biz alırız. Tabii. Ha, şimdi
gelelim. Onu ha, onu bir kenarda gelelim, yani şimdi, kaliteleri konusunda bir... Doğudan'ın çok güzel bir noktaya değindi. Toplumumuz içerisinde bir ideolojik dedi o, ben onun da ötesine gideyim. Belli eğilimler var ki bunu sen güzel dile getirdin. Celal Şengör diyor ki komutan, ya diyor adamın tek şeyi namazını kılmak. Değil mi? Karısının da başını örtüsü. O ondan atılıyor. Bakın ben sizlere bir belge dağıttım. Beni de üniversiteden atmaya çalıştı bu hükümet. Bu hükümet değil. YÖK, Cumhurbaşkanı'nın seçtiği adam. Bundan Cumhurbaşkanı'nın haberinin olmaması mümkün mü? Niye üniversiteden atılmaya çalışıldım ben? Üniversite arası kurul beni YÖK'e aday gösterdi. Bakın Nature bunu haber yaptı. Bu o kadar önemli bir şey. Şimdi bu yapılan yanlıştır. Bizim toplumumuzda biz birbirimize itimat edemediğimiz için, şimdi komutanım ne diyor, ben bu çocuğu tanıyorum, dini bütün birisidir. Ben de eğitim irtibat marşı kıtasındayken hatırlıyorum, Yeşilköy'de bir ilan başvurumuz vardı komutanım. Günde beş vakit namazını kılardı. Paraşüt deposunun sorumlusuydu. İlhan Başçavuş kimsenin gözüne batmıyordu. Ama toplum içinde bir tehlike baş gösterince işler rayından çıkıyor. O zaman işte herkes üstüne vazife olmayanı yapmaya başlıyor. Ha, o zaman geliyoruz, soru şuna geliyor. Bu hükümet hakikaten irtica mı irtica getirebilir miydi? Şimdi işin şeyi şu oluyor. Ki yargılanmamalı. Ha. Ben yargılanmamaları gerektiği kanaatimdeyim. Yargılanmamaları. Hayır. Sebebini arz edeyim. Biz bakın sadece bunların yargılanması yetmez. Bunlarla işbirliği yapanlar da ortaya çıkarılıp itibarsızlaştırılmalıdırlar ki rol model olmasınlar.